Maalesef bazı göz yaralanmaları, kazalar, cerrahi müdahaleler sonrası göz kaybının oluşması özellikle ülkemizde sık görülen bir durum. İlave olarak bir gözün doğuştan gelişmemesi de maalesef yine sık görülebiliyor. Böyle durumlarda hareketli göz protezi dediğimiz protezi uygulamak gerekiyor ki dışarıdan bakıldığında normal bir görüntü oluşsun. Çünkü aksi takdirde bu tarz durumlara maruz kalan kişilerde son derece ciddi psikolojik travmalar, psikolojik sorunlar da ortaya çıkabilmekte. Bu müdahaleler sonrası amaçlanan dışarıdan bakıldığında normal görünümün yanı sıra bu protezin hasta tarafından rahat ve iyi kullanılabilmesi de son derece önemli. Bu müdahaleler nadiren göz tümörleri sonrası da uygulanması gerekebiliyor. Göz tümörlerinde uygulanan ameliyatta aslında gözün tümü kaslardan ve görme sinirinden ayrılarak alındığı halde ki bu son derece nadir bir müdahaledir. Gözün travmaya bağlı, kazaya bağlı, ameliyatlar sonrası küçülmesiyle ortaya çıkan durumlarda ise gözün tümü alınmıyor. Aslında burada geride kalan dokuya maalesef göz olarak adlandırmak da çok doğru değil. Çünkü burada artık fonksiyonunu yerine getiremeyen, küçülmüş, kişiye sorun yaratan, görünümde sorun yaratan bir dokudan söz etmek mümkün. Burada gözün kılıfı yerinde kalıyor. Kaslara yönelik yine bir müdahale yapılmıyor. Kaslar yerinde kalıyor. Görme siniri yerinde kalıyor. Yalnızca buradan uygulanılan bir kesiyle iç kısımdaki ölmüş olan dokular boşaltılıyor. Bu yapıldıktan sonra burada bir hacim kaybı olmaması için, oradaki dokuların küçülmemesi için içeriye bir doku konuluyor ve ondan sonra yeniden kapatılıyor. Aslında burada her ne kadar gerçek anlamda bir göz almadan söz etmesek de hukuki olarak bu göz alınması şeklinde adlandırılmak zorunda kalıyor. Bu müdahaleler sonrası ana amaç karşıdan bakıldığında normal bir görünüm oluşması, gerçeğinden mümkün olabildiğince ayırt edilmemesi ve ilave olarak hastanın bu protezi sorunsuz, sulanma olmadan, rahatsızlık hissi olmadan kullanabilmesi. Ki bu çoğunlukla çok büyük oranda gerçekleştirilebiliyor. Bu müdahalelerin yapılması ile ciddi psikolojik sorunlara çare bulunabiliyor ve kişinin normal hayatını devam ettirebilmesine olanak sağlanıyor. Bu müdahalelerde dikkat edilmesi gereken doğru boydaki protezin doğru bir müdahale ile uygulanması ve sonrasında yapılan protezin iyi bir şekilde boyanması. Bu şekilde son derece doğal, son derece iyi neticeler alınabilmesi mümkün oluyor.